ümmetin derdiyle dertlenmeyen, ihvan devşirme derdinde olan şeyhlere yuh olsun. Yazıklar olsun. Ve bizim beyinsizler var. Onlara itibar ediyor. Peşlerinden koşuyor. Elini öpmek için yarışıyor. Gazze'nin derdini çekmeyen, Libya'nın, Fas'ın, Tunus'un derdini çekmeyen benim gözümde beş para etmez. Kerameti kendinin olsun. Kerameti kendinin olsun. Ümmetin derdiyle dertlenmeyen post şeyhleri. %99'u. Hesap gününde keramet sormayacak Allah. Gazze yanarken sen ne yaptın diyecek. Libya sele gidince sen ne yaptın diyecek. Depremle yerle bir olunca mazlumlar için sen ne yaptın diyecek. Bizimki keramet pazarlıyor efendi. Efendi şunu görmüş, bunu görmüş, gör ya. Bana ne kardeşim? Görüşüyormuş. Görüş ya. Bana ne kardeşim? Sen ümmet için ne yapıyorsun ya? Gazze için ne yapıyorsun? İki damla gözyaşın var mı? Geçen Kandil'de de söyledim ya. Bir yetime sahip çıkmak, Gazze'ye bir gıda kolisi ulaştırabilmek vallahi yüz binlerce kerametten daha faziletlidir. Bir yarayı sarabilmek, o ambulanslara, itfaiyelere bir litre mazot, benzin alabilmek billahi yüz binlerce kerametten billahi tallahi daha faziletlidir. Keramet peşindeyiz. Büyüklük keramette değil. Fazilet keramette değil. İmam-ı Rabbani diyor ki bir velinin hiç kerameti de olmayabilir diyor. Hiç. Fazilet takvada, takvada. Takvada ümmetin derdini çekmekte, inlemekte. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Kahroluyorum ya. Ulema diyorum sofralarda yallanma derdinde. Post şeyhleri sofralarda göbek derdinde. Göbek büyütme derdinde.